Gerçekten toplumsal hafızayı birçok yönüyle irdeleyip birçok yönüyle de çözümlediğimiz bir süreç oldu. Birçok genç arkadaşla tanıştık fikirleriyle. Bu projede beni en heyecanlandıran noktalardan biri, birbirini tanımayan genç insanların bir araya gelip kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alanın açılmış olmasıydı. Farklı alanlardan bir sürü insanla tanışma, düşünme fırsatım oldu. Deneyimim zor ve geliştirici oldu açıkçası. Hem atölye öğreticileri hem katılımcılar hepimiz birbirinden çok farklı deneyimlerle oraya geliyorduk. İlk olarak yanı başımızdaki, kendi aramızdaki hikayeleri, birbirimizi tanımaya yönelik girişimlere açık olmamız gerekiyor. Biz toplumsal hafızayı ancak bir araya gelerek anlayabiliriz. Çünkü tek başımıza olan sadece toplumsal hafızanın belli bir aile, sınıf arasındaki sıkışmışlığında oluyor. Ama bir araya geldiğimizde çok daha fazlasını görmüş olduk. Sanırım beni ilk şaşırtan şeylerden bir tanesi atölyelerdeki öğrenme ortamı oldu. Öğrendikçe uyarlama kabiliyetimizin geliştiğini düşünüyorum. Hem de proje araştırması ve yönetiminin bir sonraki yapacağım çalışmalarda bana katkı sağlayacağını düşündüm. Gerçekten hem böyle okuduklarımız, öğrendiklerimiz, hem bunun saha ayağı, hem birbirimizle olan ilişkilerimiz çok öğretici oldu. Yaklaşık 6 ay süren atölyeler sonucunda bizden bir proje ortaya koymamız bekleniyordu. Ve buluştuğumuzda birbirimize bir şeyler aktarmaya, birbirimizden bir şeyler öğrenmeye hazır bir noktadaydık. Ve bizim bunu yapabileceğimiz güvenli bir alan oluşturulmuştu. Gerçekten 4-5 ay üzerinde çalıştığımız şeyin ürünlerini görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim atölyelerde izlediğimiz yöntem, kurduğumuz ilişkiler hayatımın başka alanlarına da taşımak istediğim şeyler oldular. Yani toplumsal hafızanın canlı ve kendini devamlı yenileyen bir yapısı olduğunu düşündüğümüzde, biz genç insanların bu hafızayı diri tutmakta önemli bir yerimiz olduğunu düşünmekteyim.